Sevgili arkadaşlarım tekrardan merhabalar. Ölçmenin son başlığı Z ve T puanındayız. Ölçmenin son başlığı Z ve T puanındayız. Z ve T puanı bitirdiğimizde ölçme değerlendirme dersi bitmiş olacak. Biz artık bunları sorularla tekrar edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sene ölçmede soru kaçırmamak için elimizden geleni yapacağız. Ardından hedefimiz öğretim yöntem tekniklerini yine ayrıntılı anlatacağım size tek tek tekrar tekrar arkadaşlarım. Sesim geliyorsa kaldığım yerden devam edeyim. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor sanırım. O zaman yorum kısmını kapattım. Kaldığım yerden devam edeyim. Arkadaşlar Z ve T puanı ÖSYM'nin çok sevdiği ve neredeyse her yıl soru sorduğu başlıklardan biridir. Yayınlardan dolayı ve hocalarımızın saçma sapan sorularından dolayı maalesef ki arkadaşlar çoğunuzun da ön yargılı olduğu bir konudur. Ama mantığını bildiğinde aslında çok basit bir konudur Z ve T puanı. Öncelikle şunu bil ki ÖSYM akademik ifadeler kullanmayı sever. O yüzden isimlerini bilmek zorundasın. Bazen sana Z ve T puanı demez. Ham puanların standartlaştırılması der. Bak bunu yaz. Ham puanların standartlaştırılması der ya da seçenekte ya da soruda standart puanlar hesaplanmıştır der. Standart puanlar hesaplanmıştır der. Aslında bu ikisinin akademik ismi Z ve T puandır. Tekrar söylüyorum. Bazen ham puanların standartlaştırılması der. Bazen standart puanlar diye duyarsın. Bu ikisini gördüğünde aklına Z ve T puanı gelmeli. Tamam hocam ham puanların standartlaştırılması demekmiş. Standart puanlar demekmiş. Peki hocam bu Z ve T'nin Z ve T'nin görevi nedir? Görevi nedir? Ya da biz bunu neden kullanırız? Arkadaşlar her şeyden önce aklınıza ve notunuza Kocaman harflerle yazıyorsunuz. Sakın ama sakın unutmayın. Z ve T'nin aslında temel görevi arkadaşlar bir sınavdan sonra bireysel başarı yorumlamak için kullanılır. Bak az önceden belli gördüğümüz. Biz ilk başta neyi öğrendik? Merkezi eğilim ölçülerini. Aritmetik ortalama mod medyan dedik. Ve ben onları anlatırken size ne demiştim? Merkezi eğilim ölçülerinin görevi sınavdan sonra grubun başarısını göstermektir. Mesela merkezi dağılım ölçülerini öğrendin. Standart sapma, varyans ve range ve bağıl değişkenlik katsayısıydı. Onların görevi neydi? Sınavdan sonra gruptaki farklılaşmayı göstermekti. Bak biri aritmetik ortalama, mod, medyan grubun başarısını gösteriyor. Standart sapma varyans, range, bağıl değişkenlik gruptaki farklılaşmayı gösteriyor dedim. Az önce gördüğün grafikler ise yine grup hakkında bilgi veriyor. Mesela sağ çarpıkta çocuklar eksi ekside birikiyordu, grup başarısız dedik. Sola çarpıkta çocuklar artıda birikiyordu, grup başarılı dedik. Ama şimdi gördüğün şeyde aklına yazmanı istediğim şey şu. Z ve T'nin görevi bireysel başarıyı yorumlatmaktır. O yüzden sorularda eğer okuduğun bir hikayede ÖSYM'nin soru yazarı soruda Ali dediyse Ayşe dediyse ya da bireysel anlamda bir öğrenciden bahsetmişse yani adam isim veriyorsa bak aklına gelsin soruda Ebru der İrem der Ahmet der Ayşe der Veli der Zeki der isim önemli değil isme takılmıyoruz burada öğrenci diyorsa yani bireysel anlamda bak grup değil bireysel anlamda bir şey istiyorsa oraya yaz. O soruda adam kesinlikle sana Z ve T'yi yorumlatır. Z ve T'nin görevi bireysel anlamda başarı yorumlatmaktır. Z ve T'nin görevi bireysel anlamda başarı yorumlatmaktır. Peki bilim insanları bunları niye ortaya atmıştır? Bak, bilim insanlarının Z ve T'yi ortaya atmaktaki temel mantığı şöyledir. Adamlar demiştir ki eğer bizim inceleyeceğimiz öğrenciler, bizim inceleyeceğimiz öğrenciler farklı okullardan geliyorlarsa, bizim inceleyeceğimiz öğrenciler eğer farklı bölgelerde okumuşlarsa, farklı bölgelerden geliyorlarsa, çocuklar, bizim inceleyeceğimiz çocuklar eğer farklı şehirlerden geliyorlarsa Bilim insanlar böyle bir durumda demişler ki eğer bizim inceleyeceğimiz çocuklar farklı okuldan geliyorsa, farklı bölgelerden geliyorsa, farklı şehirlerden geliyorsa o çocukların girmiş olduğu sınavların zorlukları farklıdır, ortalamaları farklıdır, değerleri farklıdır. Yani bu öyle bir durumda çocukları direkt karşılaştırmak doğru olmaz demiştir. Bu mantıkla sen de bil ki okuduğun bir hikayede farklı okullardan gelen farklı bölgelerden gelen farklı şehirlerden gelen öğrencilerin öğrencilerin eğer gidip de arkadaşın bir dersteki başarısını bak karşılaştır diyorsa sen bileceksin ki böyle bir durumda çocuklar farklı okuldan, farklı bölgeden, farklı şehirden geldiği için o çocukların o dersteki başarısını direkt karşılaştıramazsın. Çünkü onların girdiği sınavların ortalamaları da farklıdır. Sınavların zorlukları da farklıdır. O yüzden bilim insanları der ki soruyu okuduğunda eğer öğrenciler Ali, Ayşe, Fatma gibi öğrenciler farklı bölgeden gelmişse, farklı okuldan gelmişse, farklı şehirden gelmişse o çocukların puanlarını önce öğretmen birbiri cinsine çevirmelidir. Puanları standart hale getirmelidir. Orada da bilim uzmanları iki tane puanı önerir. Ya çocukların puanını Z'ye çevir, öyle karşılaştır ya da çocukların puanlarını T'ye çevir öyle karşılaştır der. Bir, bu amaçla kullanılabilir. İki, iki, aynı zamanda arkadaşlar denir ki Z ve T ne zaman kullanılır, neden ortaya çıkmıştır? Mesela senin okuduğun soruda, okuduğun soruda bir tane öğrenci vardır, bir tane öğrenci vardır. Adam senden, o öğrencinin o öğrencinin farklı derslerdeki durumunu vermiştir. Mesela nedir farklı derslerdeki durumu? Matematik dersi vardır, fizik dersi vardır, kimya dersi vardır. Eğer sen bir öğrencinin farklı derslerdeki başarısını yorumlamak istiyorsan, işte böyle durumlarda da yine bilim insanları diyor ki, eğer bir çocuğun Farklı derslerdeki durumunu yorumlayacaksan o derslerin soru sayıları farklıdır. O derslerin zorlukları farklıdır. O derslerin ortalamaları birbirinden farklıdır. Böyle durumlarda da öğretmen gider o öğrencinin farklı dersleri durumdakini durumunu direkt karşılaştıramaz. O çocuğun puanlarını yine standartlaştırmalıdır. Z ve T'ye çevirmelidir. Yani kısaca toparlarsan sen akademik anlamda öğrendin ki Z ve T'nin asli görevi bireysel başarıyı yorumlatmaktır. Eğer soruda Ali, Ayşe, Fatma ya da bir öğrenci diyorsa Z ve T gelecek. Burada şunu öğrendin. Z ve T niye ortaya atılmış? Eğer öğrenciler farklı okullardan geliyorsa, farklı bölgelerden geliyorsa Farklı şehirlerden geliyorsa bu çocukları direkt karşılaştıramam. Puanlarını birbiri cinsine çevirmem gerekir. Yani Z ve T'ye çevirmem gerekir. Ya da bir tane öğrenci varsa ama matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi farklı derslerdeki puanları varsa o derslerdeki başarısını karşılaştırmam gerekiyorsa o sınavların ortalamaları, değerleri farklı olduğu için yine orada da Z ve T'yi kullanmak zorundayım. Z ve T'nin görevi Puanları birbiri cinsine çevirmektir. Puanları standartlaştırmaktır. Bir öğretmen öğrenci puanlarını Z ve T'ye çevirdiği an puanlar birbiri cinsine çevrilmiş olur. Puanlar standart hale getirilmiş olur. O yüzden buna ham puanların standartlaştırması ya da standart puanlar denilir. Sana bir örnek vereyim mantığını tam olarak aynı anla diye. Bak düşün ki düşün ki. Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa Uludağ Üniversitesi şöyle bir ilana çıksa. Dese ki Bursa Uludağ Üniversitesi biz matematik öğretmenliği bölümüne öğrenci alacağız. Çocukların sınava girmesine gerek yok lise son sınıftaki matematik notlarına bakıp karar vereceğiz dese bunu duyan Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklar da koşa koşa gelse Uludağ Üniversitesi'ne başvursa ben matematik öğretmenliği bölümünde okumak istiyorum dese elimizde iki tane öğrenci olsa İstanbul'dan gelen bak İstanbul'dan gelen Ali isimli bir öğrencimiz olsa, Ali'nin, Ali'nin lise son sınıftaki, lise son sınıftaki matematik notunun sevgili arkadaşım 90 olduğu bilinse, sınıfının ortalamasının da 80 olduğu bilinse, Ali gelip dese ki ben bu üniversitede okumak istiyorum. Fakat diyelim ki Konya'dan gelen, Konya'dan elen Ayşe isimli bir kızımız da Bursa Üdüdağ Üniversitesi'ne başvursa ve dese ki ben de burada okumak istiyorum. Lise son sınıftaki matematik notum 50, sınıfımın ortalaması 10'dur dese. Bak böyle bir durumda düşünsene. Farklı bölgelerden, farklı şehirlerden gelen iki tane öğrenci var. Lise son sınıftaki matematik notu birinin 90, birinin 50, birinin sınıfının ortalaması 80, birinin sınıfının ortalaması 10. Eğer Uludağ Üniversitesi bu iki çocuk arasında başarı karşılaştırması yapmak istiyorsa, üniversite gider Direkt lise son sınıftaki matematik notuna bakarsa sanki Ali Ayşe'den daha başarılı gibi duruyor. Ama tersten yorum yaparsan ortalamanın 80 olduğu kolay bir sınavdan 90 alan öğrenci mi başarılıdır? Ortalamanın 10 olduğu zor bir sınavdan 50 alan bir öğrenci mi başarılıdır? İşte bilim insanları böyle durumlarda çelişkiye düşmek istemiyorsa öğretmenlere der ki eğer çocuklar farklı bölgelerden, farklı şehirlerden, farklı okullardan geliyorlarsa bu çocukları direkt karşılaştırmak sağlıklı olmayacaktır. Bu çocukların puanlarını birbiri cinsine çevirmek gerekir. Puanları standartlaştırmak gerekir. Orada da bilim insanları der ki, böyle bir durumda karar vermek istiyorsan, sağlıklı bir karar vermek istiyorsan çocukların puanlarını ya Z'ye çevirmen gerekir ya da T'ye çevirmen gerekir. Yani kısaca Z ve T'nin görevi bireysel anlamda çocukların başarısını yorumlatmaktır. Fakat onların puanlarını standart hale getirmektir. Farklılıkları ortadan kaldırmak, sağlıklı karşılaştı ...yaştırma yapmak için kullanılan iki tane puan türüdür Z ve T puanı. Peki hocam nasıl hesaplanır? Bakın. Şurada vereyim. Arkadaşlar bir öğrencinin Z puanını bulmak istiyorsanız bak bir öğrencinin Z puanını bulmak istiyorsanız olay çok basittir. Gideceksiniz o öğrencinin sınavdan aldığı puandan sınavın sınavın aritmetik ortalamasını çıkartacaksınız. Onu da götüreceksiniz. Bunlar size hep hazır verilecek. Sınavın standart sapma değerine böleceksiniz. Bak bu formül gözünü korkutmasın. Uyguladığında ne kadar basit olduğunu göreceksin. Bir çocuğun Z puanını merak mı ediyorsun? Çocuğun aldığı puandan sınıfın ortalamasını çıkar sapmaya böleceksin. Aynı mantıkla bir çocuğun T puanını merak ediyorsan burada bulduğun bak burada bulduğun z puanını götüreceksin onla çarpacaksın buna 50 ekleyeceksin bu iki formülü bilmek zorundasın zaten ölçmede topu topu 5 formü bileceksin 1 pj'nin formülü 2 rj'nin formülü 3 p üzeri çizgi dediğimiz testin ortalama güçlüğünün formülü 4 z puanı 5 t puanı bu 5 formülü bil Ölçmede KPS'te çıkam çözemeyeceğin soru yoktur. Ama Z ve formülünü bilmek zorundasın. Bak bazı hocalar formül bilmeden yok parmakla yok elle yok ayakla yok tabloyla soru çözdürüyor. 2018'de buradan tokat vurdu. ÖSYM'e bir örnek verdi. Bir öğretmen bir çocuğun Z puanını bulmak istiyorsa aşağıdakilerden hangisini bilmelidir diye sordu. Hocaların anlatımı hoşuna gitti. Daha formül yok dedi. Şöyle yapıyormuşuz. Fablo çiziyormuşuz. Parmak çiziyormuşuz dedi. Ama formülü bilmeyen o soruyu çözemedi. O yüzden formülde ne gerektirdiğini bileceksin. Yani bir çocuğun Z puanını bulmak istiyorsan çocuğun puanını bilmek zorundasın. Ortalamayı bilmek zorundasın. Standart satmayı bilmek zorundasın. Zaten T de buradan bulunur. Bunları bilmek zorundasın. T ve Z'yi bulurken bir öğretmen bu onları bilmek zorunda. O yüzden formülü sen de bilmek zorundasın. Ama bu formülü bildiğinde şunu da bileceksin. Sınavda ister Z'yi gör, ister T'yi gör. Arkadaşlar şunu bilin ki ikisinin yorum olarak birbirinden hiçbir farkı yoktur. Bunu da kullansan bunu da kullansan yapacağın yorumlar birebir aynıdır. Burada tabii ki aklına şu soru gelir. Hocam bunların yorumu birebir aynıysa bizi niye yoruyorlar? Z'yi bir de T'ye çeviriyoruz diyebilirsin. Onun da cevabı nedir biliyor musunuz? Hesap yaptığımızda göreceksiniz. Arkadaşlarım Z puanı eksi 3 ile artı 3 arasında değer alan bir puan türüdür. Yine hesap yaptığımızda göreceksiniz. T puanı 20 ile 80 arasında değer alan bir puan türüdür. Bizler Z'yi T'ye ara ara niye çeviririz biliyor musunuz? Dikkat edin. Z puanı negatif değerler alıyor. Malum eğitimde negatif puan kullanılmaz. O yüzden ara ara bunu pozitife çıkarmak çevirmek için T'ye çeviririz. Ama unutma sınavda aklına yaz. İster Z'yi gör ister T'yi gör. Aklından şunu çıkarma Z ve T'nin yorumları yorumları birebir aynıdır. Bu ikisinin birbirinden yorum olarak farkı yoktur. Bunu niye anlatıyorum? Şu sazanlığı yapma. Adam sana Z'yi veriyor. Sen iş yapar gibi kendini yoruyorsun bir de T'ye çeviriyorsun. Sana sormadıysa bunu yapma. Ya da adam sana T'yi veriyor. Sen gidiyorsun iş yapar gibi bunu Z'ye çeviriyorsun. Sana sormadıysa bu ikisini birbirine çevirmene gerek yok. Sorduğunda çevirirsin. Niye? Çünkü bunu da bilsen bunu da bilsen yorumları birebir neymiş aynıymış. O yüzden gördüğünde şaşırma Z ve T'nin yorumları birebir aynı olduğu için denir ki arkadaşlar Z ile T arasında yorum farkı olmadığı için bunlar arasında arkadaşlar korelasyona bakıldığında o korelasyonun pozitif ve yüksek olduğu kabul edilir. Niye o korelasyon pozitif ve yüksektir? Yani aklına şu gelmeli. Bir çocuğun Z'si yüksekse kesinlikle T'si de yüksek çıkar. Bir çocuğun Z'si düşükse kesinlikle T'si de düşük çıkar. Çünkü Z ve T'nin yorum olarak hiçbir farkı yoktur. Sınavda Z'yi de görsen T'yi de görsen yapacağın yorum birebir aynıdır. Şimdi burayı toparlayayım, yorumları öğreneceğiz. O zaman sen öğrendin ki Z ve asli görevi bireysel anlamda başarı yorumlatmaktır. Sınavda eğer Ali, Ayşe, İrem, Fatma veya öğrenciyi gördüğünde bireysel durum yorumlayacaksan aklına Z gelecek. Z görevi farklı okullardan, farklı bölgelerden, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin ya da bir öğrencinin farklı derslerdeki durumunu standart hale getirip sağlıklı bir yorum yaptırmaktır. Z ve T bulunurken formüller bellidir. İkisinin yorum olarak birbirinden farkı yoktur. Peki hocam diyelim ki ben sınavdayım. Adam bana Ayşe'nin Z puanı artı 2 verdi ya da Ahmet'in T puanını 70 verdi. Nasıl yorum yapacağım? Sevgili arkadaşlar bizler Z ve T'yi yorumlarken hiç aklımızdan çıkarmamız gereken bugün anlattığım normal dağılım eğrisini senin bildiğin tabir ile çan eğrisini sıkça kullanacağız. Bak normal dağılım biliyorsun ki bugün öğrendin. En ideal grafiktir. Bizler arkadaşlar Z ve T yorumlarken normal dağılım eğrisini bilim insanlarının yaptığı çalışmalardan hareket ederek kendi arasında. 6 parçaya böleceğiz ve bileceğiz ki bilim insanları oturmuş çalışmış, normal dağılımı incelemiş ve incelemeleri sonunca şunu elde etmişler. Arkadaşlarım grubun yaklaşık olarak %34'ü bu aralıkta birikiyor, bunu görmüşler. Grubun yaklaşık olarak %14'ü bu aralıkta birikiyor, bunu görmüşler grubun yaklaşık yüzde ikisi bu aralıkta birikiyor bunu görmüşler. Simetrik bir tablodur. Grubun yaklaşık yüzde otuz bu aralıkta birikiyor. Grubun yaklaşık yüzde on bu aralıkta grubun yaklaşık yüzde ikisi bu aralıktadır. Bu yüzdeler değişmez. Hocalar sana anlatırken bunu 33 küçür, 13 küsür, 2,5, buçuk, bir buçuk diye anlatır ama ölseğime yuvarlar, ölseğime yuvarlar. Bak her zaman aklına küsuratlarla uğraşma. %34 14 2 %34 14 2 grubun %34'ü buradadır %34'ü buradadır simetriktir. %14'ü buradadır %14'ü buradadır %2'si buradadır %2'si buradadır. Bu değerleri bilmek zorundasın. 34 14 2 34 14 2'yi yazarsın. Bunu yazdıktan sonra bilmelisin ki bak gidersin tam orta noktaya Bak aklına getir. Z'ye sıfır yazarsın ve bilirsin ki Z puanı birer birer artar. Z puanı birer birer artar. Z puanı sevgili arkadaşım birer birer azalır. Zaten az önce söyledik. Z puanı hangi aralıkta değer alırdı? Eksi 3 artı 3. Bu hiç değişmez hiçbir sınavda değişmez. Bu değerlerin yeri de hiçbir zaman değişmez. Ortaya z'yi sıfır yaz. Birer birer artar der. Birer birer azalır de. Sonra gitti ki z'nin sıfır olduğu yerde t her zaman 50'dir. Hiç değişmez. Z'nin 1 olduğu yerde t 60'dır hiç değişmez. Z'nin 2 olduğu yerde T70'dir hiç değişmez. Z'nin 3 olduğu yerde T80'dir hiç değişmez. Z'nin eksi 1 olduğu yerde T40'dır. Z'nin eksi 2 olduğu yerde T30'dur. Z'nin eksi 3 olduğu yerde T arkadaşlar 20'dir. Zaten az önce söyledim T puanı hangi aralıkta değer alırdı? 20 ile 80. Bak bu tabloyu bilmek zorundasın. Bu tabloyu bilmek zorundasın. Sınavda Z ve T'yi yorumlayacaksan normal dağılımı çiz. Grubun 34'ü 14'ü ikisi 34'ü 14'ü ikisi de direkt ortaya Z0 yaz T50 yaz. Bak bunu alışkanlık haline getir. Z0 T50 yaz gerisi gelir. Z'ler birer birer artar birer birer azalır. T'ler onar onar artar onar onar azalır. Bunu yaptıktan sonra soru çözümü nasıl biliyor musun? Bak mantığın şöyle çalışacak. Mesela sana Ayşe isimli bir öğrenciden bahsetti. Ayşe'nin Z puanı artı 2'dir dedi. Bak Ayşe isimli bir öğrenciden bahsetti. Ayşe'nin Z puanı artı 2'dir dedi. Böyle tabloyu çizeceksin. Diyeceksin ki Ayşe'nin Z puanı artı 2 ise Ayşe'nin kesinlikle T puanı 70 çıkar diyeceksin ve yazacaksın. Demek ki bizim Ayşe Ayşe tam olarak baktığınızda şurada ve Ayşe orada olduğu için şu arkadaşlarının önüne geçmiş bir çocuk. Bak, direkt yaz. Ayşe bu noktadadır yaz. Şunların önüne geçen bir kızdır yaz. Çünkü Ayşe tam bu noktada. E Ayşe bunların önüne geçmişse kimlerin önünde? %14 burada. %34 burada. %34 burada. %14 burada. %2 burada. %14, 34, 34, 14, 2 topladığında bu grubun %98'i yapar. Demek ki Ayşe grubun %98'inden başarılı olmuş. Çünkü bunların önünde oturmuş bir öğrenci. Yüzde sadece kaçından başarısız? ikisinden. Ayşe bu noktadaysa Ayşe dediğimiz bu öğrenci şu grubun yüzde ikisinden ise arkadaşım diyeceksin ki başarısız bir öğrencidir. Ayşe hangi izardaysa buna bakacaksın. Kimin önünde? Kimin gerisinde? Bu yorumları bilmen yeterli. Mesela bak T'de de aynı şeyi diyeceksin. Baktın ki baktın ki bir öğrencinin bir öğrencinin T puanı 40 mı? Sınavda bunu verdi. Diyeceksin ki T puanı 40 olan öğrencinin mesela Z puanı arkadaşlar eksi 1'dir. Bu öğrenci hizalama olarak baktığımızda tam olarak şuradadır. Diyelim ki bu öğrencinin ismi de arkadaşım baktığında Ali olsun. Ali şu arkadaşlarının önüne geçmiş bir çocuktur. Şu arkadaşlarının dikkat edersen gerisinde kalmış bir çocuktur. Ali tam bu noktada. Kimin önünde %14, %2 toplarsan %16. Demek ki Ali buradaysa grubun yüzde on altısından yüzde altısından başarılı bir öğrencidir. Çünkü bunların önünde bir çocuk. Kaçının gerisinde dikkat edersen grubun yüzde seksen Demek ki Ali grubun yüzde seksen başarısız bir öğrenci diyeceksin. Bak KPS'de sordukları tek şey bu. Sadece bu tabloya hakim ol. ÖSYM formülleri bilirsen, mantığını bilirsen çözebileceğin soru verir. Sen çocukları buraya yerleştirirsin. Çocuğun z 2 ise hizası budur. Z puan artı 1 ise hizası budur. Sıfırsa hizası budur. Eksi 1 ise budur. Eksi 2 ise budur. Eksi 3 ise budur. Sen bunu yazdığında yüzde kaçının önünde, yüzde kaçının gerisinde ona bakarsın. Bak ne dedik? Ali tam bu hizadadır dedik. Bunların önünde bunların gerisinde. Ayşe tam bu izadadır. Bunların önünde, bunların gerisinde dedik. Sadece yüzde kaçından başarılı, yüzde kaçından başarısız buna baktık. Z ve T'de bunu iyi bil. Bak mantık belli. Bireysel başarı yorumluyoruz. Çocuk grubun yüzde kaçından başarılı, yüzde kaçından başarısız ona bakıyoruz. Ama ben birkaç bilgi ve yayınlarda göreceğin yorumu da buna eklemek isterim. Arkadaşlar şunu bilin ki sorularda gördüğünüzde en azından bilin diye yazacağım. Şunu bilin ki arkadaşlar Z puanı Z puanı sorularda göreceksiniz. Ortalamanın sıfır ortalamanın sıfır aynı zamanda sevgili arkadaşlar standart sapmanın bir kabul edildiği durumdur. Ortalamayı sıfır kabul ediyorsun. Puanlar birer birer artıp birer birer azaldığı için sapmanın bir kabul edildiği durumdur. Bir, yorum sorularında gördüğünde şaşırma. İki, T puanını gördüğünde ise T puanı için denir ki arkadaşlar T puanı ortalamanın 50 aynı mantıkla baktığınızda standart sapmanın 10 olduğu durumdur. Çünkü ortalamayı T'de 50 kabul ediyorsun. Puanlar 10'ar 10'ar artıp 10'ar 10'ar azaldığı için sapmayı 10 kabul ediyorsun. Yorum sorularında göreceksin. Z puanı ortalamanın 0 kabul edildiği, sapmanın 1 kabul edildiği dağılımdır. T puanı ortalamanın 50, standart sapmanın 10 kabul edildiği dağılımdır. O yüzden Z'ye ortaya 0, T'ye 50 yaz derim. Tam ortalamaya tekabül ettiği için bir de yorum sorularında şunu sakın ama sakın unutmayasın. Eğer okuduğun bir soruda bir çocuğun sana z puanı sıfır ya da okuduğun bir soruda bir çocuğun t puanı elli verilmişse sen diyeceksin ki böyle bir durumdaki öğrenci böyle bir durumdaki öğrenci ortalamaya ortalamaya eşit puan almıştır diyeceksin. Bak bu sorularda çok büyük anahtarın olacak. Bunu yıldızda yaz. Mesela soruyu okudun. Bir çocuğun s puanı sıfır mı dedi. Bu çocuk tam ortadadır. Aritmetik ortalamaya eşit puan almıştır diyeceksin. Mesela bir çocuğun t puanı 50 mi dedi. Bu çocuk tam orta noktadadır aritmetik ortalamaya eşit puan almıştır. Yorumunu da lütfen aklına getir. Zaten soru çözümlerinde bu daha iyi oturacaktır. Bu sizin Z ve T'de bilmeniz gereken temel mantıktır. Bak Z ve T'nin mantığı basittir. Bireysel başarıyı yorumlamak için kullanılır. Amaç farklılıkları ortadan kaldırmak puanları birbiri cinsine çevirmek standartlaştırmaktır. Z ve T'nin yorum olarak birbirinden hiçbir farkı yoktur unutma. O yüzden aralarındaki korelasyon pozitif ve yüksektir. Bu dağılımı bilmek zorundasın. 34 14 2 34 14 2 ortaya Z'yi 0 yaz T'yi 50 yaz her şeyi çıkartırsın ama son bir şey vereceğim Z ve T'yi öyle bitireceğim çünkü sorularda uygulayacağız bakın sevgili dostlarım. Sevgili arkadaşlarım. Bizlerin, bizlerin Z ve T'de, Z şunu çok iyi bilmemiz gerekir. En başta yazdım. Sakın unutma. Z ve T'nin temel görevi bir sınavdan sonra neyi yorumlatmaktır? Bireysel başarıyı yorumlatmaktır. Bir sınavdan sonra bireysel başarıyı yorumlatmak için kullanılır Z ve T puanı. Burada Ali der, Ayşe der, Fatma der, öğrenci der. Bak Ali der, Ayşe der, Fatma der, öğrenci der. Sen burada kelimelere dikkat edeceksin. Mesela sana. Ali, Ayşe, Fatma'yı dedi. Bireysel başarıyı yorumlamanı istedi. Adam senden bireysel başarıyı yorumlatırken yani Ali dedi, Ayşe dedi, Fatma dedi. Yani orada sana bahsettiği, bahsettiği öğrenci var ya, o öğrencinin senden başarısını yorumlatırken kelimeleri değiştirip senin kafanı karıştırabilir. Mesela der ki, Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın mutlak başarısını yorumla diyebilir. Bak, Ali'nin mutlak başarısı der. Ayşe'nin mutlak başarısı der, Fatma'nın mutlak başarısı diyebilir. Ya da Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın kelimelere takılacaksın, bağıl başarısı der. Bu ikisi birbirinden farklıdır. İkisindeki ayrımı bilmek zorundasın. Mesela soruyu okudun. Bireysel bir başarı yorumu yapacaksın belli. İsmi vermiş. Ali demiş, Ayşe demiş, Fatma demiş. Böyle bir durumda eğer adam senden mutlak başarıyı yorumla diyorsa böyle durumlarda Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın mutlak başarısını yorumlayacaksan hiçbir işlem yapmadan o çocuğun ham puanına bakacaksın. Hiçbir işlem yapmadan ham puanına bakmak ne demektir biliyor musun? Çocuğun git git sınavdan aldığı puanına bak. Nerede puanı yüksekse Orada mutlak başarısı yüksekte. Sana Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın mutlak başarısı dediği an hiçbir işlem yapılmaz. Direkt çocuğun ham puanına, sınav puanına bakılır. Sınav puanı nerede yüksekse mutlak başarısı orada yüksek dersin. Ama sınavda sana bazen oradaki çocuk hakkında yorum isterken o çocuğun bağıl başarısını sorabilir. O çocuğun arkadaşım gider, ÖSYM kelime oyunlarını sever, sınıfa göre durumunu yorumla der. O çocuğun sevgili arkadaşım gider, içinde bulunduğu gruba göre durumunu yorumla der. Eğer okuduğun bir hikayede o çocuğun bağıl başarısını soruyorsa, bazen bağıl demez, o çocuğun sınıfa göre durumu der, o çocuğun gruba göre durumu der. Senden eğer mutlak başarıyı değil de çocuğun içinde bulunduğu gruba göre durumunu yorumla dediğinde sen bilmek zorundasın ki orada o çocuğun z ya da t puanı hesaplanır. Bak bu iki ayrımı bil. 2013'te buradan tokatladı. Daha önceki yıllarda buradan tokatladı. Tamam z ve t bireysel başarıyı verir ama ben şunu bilmek zorundayım. İsmi gördüğümde Ali, Ayşe, Fatma dediğinde mutlak başarı derse hiçbir işlem yapmam sınav puanına bakarım. Ama o çocuğun bağıl başarısı derse İçinde bulunduğu sınıfa göre durumunu bulalım derse, içinde bulunduğu gruba göre durumunu bulalım derse ben hiç düşünmem. Çocuğun Z ve T'sini hesaplarım. Az önce formüllerini öğrenmiş olduğum. Sevgili arkadaşlar, böylelikle biz ölçme değerlendirme dersini bitirmiş olduk. Böylelikle biz ölçme değerlendirme dersini bitirmiş olduk. Yarın bu Test istatistiğinin sorularını çözmeye çalışacağım size sorularını çözeceğim. Zaten o soruları da çözdüğümüzde bu gördüklerimiz tek tek ama tek tek oturmuş olacak ZVT'de Daha zaten diğerlerinde sorularda uyguladığımda aslında altını daha iyi anlayacaksınız. Sonra 2019'dan 2008'e kadar çıkmış soruları yıl yıl tek tek size ayrıntılı çözeceğim. Soruya bakmayı öğreneceksiniz. Ama ben şurada ZVT'yi bitirdim ya. Size ölçmede bilmeniz gereken 5 tane formülü yazacağım. Yayınlarda hocalarda onların fantazileriyle kaybolma diye direkt git duvarına asman için. 5 tane formül bileceksin ölçmedeki sayısal sorularını çözmek için. Bak bunu lütfen notuna iyi yaz. 1. PJ'nin formülünü bileceksin. Madde güçlüğünün formülüdür. Madde güçlüğünün formülü nasıldı? Git soruya soruya doğru cevap verenleri sınava girene oranla derdi. Toplam doğru cevap vereni sınava girene oranlardın. PJ'nin formülünü bilmek zorundasın ölçmede. 2 2 bilmek zorundasın. RJ vardı ayrıcılık. Ayrıcılığın formülünü bilmek zorundasın. Ayrıcılığın formülü nasıldı? Git derdi. Üst grubun doğru sayısından alt grubun doğru sayısını çıkar sınava girenlerin yarısına oranla derdi. Bu formülü bilmek zorundasın. Sınavda çıkar kimse bunu bilmeden sınava girmemelidir. Bu ayrıcılığın formülüdür. Arkadaşlar üçüncüsü bilmek zorundasınız. Bilmek zorundasınız. Testin ortalama güçlüğü vardı. P üzeri çizgi ile gösterilirdi. Hatırlarsan bunu bulmanın iki yolu vardı. Testin ortalama güçlünü bulmak istiyorsan sınavın aritmetik ortalamasını sınavın soru sayısına bölebilirdin ya da eğer madde güçlüklerini biliyorsan, madde güçlüklerini biliyorsan madde güçlüklerini tek tek toplayıp bunu soru sayısına bölmek zorundaydın. Bu Testin ortalama güçlüğüdür. Bir sınav zor mudur, kolay mıdır bunu verirdi. Hatta bundan bir çıkarım yapmıştır. Özellikle unutmayın demiştim. Biz buradan çıkarım yapıp ne demiştik? Bir testin aritmetik ortalaması her zaman neye eşitti? Madde güçlüklerinin toplamına. Bak birinci formül güçlüğün formülü. ikinci formül RJ'nin formülü. Üçüncü formül testin ortalama güçlüğünün formülüdür. Oradan yaptığınız çıkarımı da yanına yazdım. 4 olarak da şunu bileceksin. Az önce öğrendin. Z puanının formülü nasıl bulunurdu? Öğrencinin puanından sınavın ortalaması çıkartılır. Sapmaya bölünür. Ve T puanının formülü orada bulduğun Z puanı 10 çarpılır. Buna 50 eklenir. Bu 5'ini bilen bu beşinin nerede kullanıldığını bilen, nasıl kullanılacağını bilen herkese iddia ediyorum. Ölçmede çözemeyeceğiniz soru yoktur. Ölçmede çözemeyeceğiniz soru yoktur. Yayınlara çok takılmayın. Herkes fantezi usulü soru peşinde. Herkes fantezi usulü soru peşinde. Böylelikle ölçmedeki konuları arkadaşlar bitirmiş olduk. Ölçmedeki konuları bitirmiş olduk. Ben yarından itibaren bunları sorularla pekiştireceğim baştan sona ölçmeyi sorularla da irdeleyeceğiz